Ben seni uyardım defalarca, bak telif atarım diye. Ama sen dinlemedin, kaşındın. Şey yapıyorsun ya. Yani sürekli bizim dini konuşmalarımızı alıp kendi sayfanızda yanlış yunluş yorumlansın diye, millet duysun diye internette saçma sapan yayınlıyorsun. Dolayısıyla ben sana telif attım. 30 bin tane takipçin var. Evet, hepsine yazık olacak. Hepsi de dağılacak belki. Ancak sen kendin kaşındın. Bu telif ihtarım değildi. Ama sen yok abim kaldırır mantığıyla düşünüp bir daha aynı hatayı yapıyorsun. Devamlı aynısını yapıyorsun. Hep söz veriyorsun ama hiçbir zaman sözünde durmuyorsun. Hep hainlik peşindesin. Sizin gibi zihniyette olan bir sürü insan var zaten. İnsanların sesli ve görüntülü konuşmalarını kayda alıp internette yayınlamakla tehdit edecek kadar şeref yoksunu bir sürü insan var. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Bu arkadaş işte bir şey yapamaz falan. Kafalılık yapmasaydım şu anda Facebook üzerinden sana telif atmazdım. Sen de ahmak ahmak benimle konuşmuyor olurdun. Bu kadar seni uyardık ama sen kaşından dinlemedin. Bu şu demektir. Ben akıllanmıyorum. Bana şimşek sopası lazım demektir. Sen ileri gidersen ben de ileri giderim. Kusura bakma. Bu kadar açık ve nettir. Eğer özür dilersen, dediğim gibi, kaldırırım. Ancak bu özür dileme işini bana böyle bir V1 değil, 30 bin kişilik bu gizlediğin, az önce gizlediğin, benden korkarak gizlemiş olduğun Facebook grubunda yayınlayacaksın. Herkes görecek. Benim adımla, soyadımla beraber yayınlayacaksın. Herkes bilecek ve görecek. Yoksa gerisine ben karışmıyorum, dediğim gibi. Ağlar durursun, haberin olsun. Bu grup dağılır, kapatırlar. Yani Facebook ekibi senin gözünün yaşına bakmaz. Ben sana onu söyleyeyim. 30 bin takipçisi varmış. Bir sürü insanın 100 bin, 200 bin takipçisi var. Sen telif hakkını ihlal edersen, yok ki. Benden izinsiz benim içeriklerimi hiçbir şekilde, benim ne ses kaydımı, ne görüntü kaydımı, ne yazışmalarımı bir tanesini gram zerre yayınlayamazsın. Yayınladığın anda başına çökerim. Öyle söyleyeyim. O özürü dile, telifi çekeyim. Dağılmasın grubun. Onun haricinde Facebook grubun dağılır. Haberin olsun. Tekrar açarsın. Tekrar yayınlarsın. Tekrar telif atarım. Sen böyle bu kafayla hiçbir yere de varamazsın. Haberin olsun. Başından beridir hata ediyordun zaten. Ahmak ahmak işler yapmasaydın şu anda bu konuma gelmezdi bu iş. Ha, ben daha da ileri giderim diyorsan sonu savcılıkta biter. Haberin olsun. Bu sefer böyle telifle de falan yırtamazsın. Haberin olsun yani. Allah'tan benim gibi vicdanlı birine denk geldin. Aksi halde çoktan ne grubun kalırdı ne Facebook sayfan kalırdı. Hepsini kapatırlardı. Hepsini dağıtırlardı. Sen de böyle bön bakardın insanların gözünün içine. Neyse, bu konuşma burada bitti. Buraya nahoş geldim zaten. İyice saçmalamışsın. Yaptığın her işte saçma gördüğüm kadarıyla. İnsan gibi bir şey söylüyoruz, dinlemiyorsunuz. İnsanlar laf dinler ama siz dinlemediğiniz için başınıza böyle şeyler geliyor. Bugün içerisinde de özür diledin. Dilemediğin takdirde telif hakkını geri çekmeyeceğim. Ve dediğim gibi orada kıvranıp duracaksın. Ve bir yetkilinin grubunun dağılması ve kapatılması hakkında bir tık onayına bakacağım. Bu kadar basit. Seninle daha fazla uğraşamayacağım. Ben çıkıyorum. Dediğim gibi söylediklerimi kafanın köşesine iyice yaz. Bir daha da aynı hataya düşeyim deme. Bu sefer gerçekten affetmem. Haberin olsun.